e, bu eğitim eğitim sonunda soru sorabilirsiniz. Eğitim aşağı yukarı e, bazı beden olduğu için aslında 60 kaç tane burada? 60 62 tane 60 tane 61 tane slide var burada. E, bittiği zaman sorularını sorabilirsiniz. Öyle yaptım esasında. Yani bir 60 dakikada 50 60 dakikada biter diye hesap ettim. Soru soran olursa da en sona alalım ki bölünmesin sunum. Şimdi e, eğitimin amacı esasında e, ikna konusunda tüm hem iletişimi hem bedenimizi kullanmak suretiyle hem de biraz da bilgi anlamında kendimizi geliştirmek suretiyle bu sadece ikna dediğiniz zaman sadece şey olarak düşünmeyin bunu. Yani bir insana bir şey satmak olarak düşünmeyin. İkna esasında bugün çocuğunuza bile uyguladığınız bir teknik esasında. Yani eşinize, iş yerinizdeki çalışanlara, her yerde kullanabileceğiniz teknikler bunlar. buna çoğu bilimseldir. Yani burada, burada anlattıklarımın herkes, hepsinin arkasında ciddi bilimsel kanıtlar var. Artı benim tabii bu inandığım şeyleri bir şekilde kendi tarzımı anlatıyorum. Şimdi esasında hayatta bilmeniz gereken en önemli şey, şöyle geçeyim ben. Şu an görüyorsunuz değil mi sunumu? Evet görüyorlar şu anda. Tamam. Görüyoruz. Değil mi? şu an geldi mi Şimdi hayatta en önemli, en önemli şey bilmeniz gereken şey kendinin farkında olmak. Yani diğer bütün anlattıklarımı da bilmeseniz bile Kendiniz ne kadar farkında olursanız o kadar daha güçlü olabiliyorsunuz. Yani bu insan aslında çok farkında olmadığı bir şey. E, bilgi. Çünkü kişi, e, farkında olmak ne demek aslında? Yani kendinizin güçlü yanlarınızı, zayıf yanlarınızı, bakın şuraya göstereyim, e, güçlü yanlarınızı, zayıf yanlarınızı, tam e, olumlu yanlarınızı, olumsuz yanlarınızı, e, kendinizi ne hissedeceğe, ne düşüneceğe, yani tüm tutum ve tavrınızın arkasındaki düşünce, inanç ve değerinizi bilmek de geliyor. Yani çoğu insan niye çok fazla etkili olamıyor? Çünkü gerçekten neye inandığını bilmiyor, neye değer verdiğini bilmiyor. Bunlar çok önemli bir şey. Yani sizin için değer ne demekse aslında mesela aile bir değer, sağlık bir değer, adalet bir değer, ondan sonra sevgi bir değer. Birçok değer sistemi var. Bu değer sistemi bizi güçlük kılıyor. Yani bir konuda ikna edici olabilmemiz için inandığımız ve değer verdiğimiz bir şeyi ee, arkasına o yani onun arkasında olmamız gerekiyor. Yani bir şekilde insan inanmadığı bir konuda çok zayıf oluyor. Ee, çünkü beden dilimiz en azından anlatacağım birazdan. Beden dilimiz bir kere bizim her türlü e, yapmacık, sahte, inanmadığımız bir şey söylediğimiz zaman hemen beden dilimiz bizi ele veriyor. Yani gözlerimizle, mimiklerimizle, jestlerimizle, duruşumuzla hemen karşı taraf bunu anlıyor. O yüzden insanın esasında yani gerçek mi değil mi olduğunu anlatan şey esasında beden değil. Yani siz sözcüklerinizi dünyada herkes kandırabilirsiniz ama e, ses tonunuzda, beden dilinizde, jest mimiklerinizde kandıramazsınız. Yani o, çok usta bir aktör olmanız lazım ki aktörler bir noktaya kadar e, yalan söyleyebiliyorlar. O yüzden kendi tanımak önemli bir şey. Nasıl tanıyacağız tabii kendimizi? Tabii bu da en, zor şey. E, kitap okuyarak ondan sonra e, kendinizi duygusal anlarda zor anlarda baskı alanlarındaki tepkinizi ölçerekten ee, onun dışında e, testler var yani artık internet o kadar çok test var ki kendinizi birçok konuda e, renk testleri yapabilirsiniz karakter kişilik testleri yapabilirsiniz e, en güvenli insanlardan geri bildirim alabilirsiniz Mesela e, e, kız arkadaşınızdan eşinizden, annenizden, babanızdan e, onlardan da alabilirsiniz artı tabii ki her zaman başımıza birçok şey geliyor ve burada bir tepki veriyoruz o tepkinin arkasında bir duygu var duygunun arkasında bir düşünce var. Düşüncenin arkasında inanç ve değerler var. Yani ta inanç değerler temelde en sonunda bir eyleme dönüşüyor. O yüzden insanın e, o eylem dediğimiz şey e, esasında çok arkasında birçok şey var. Ama bazen tabi bu eylemler o kadar hızlı gelişiyor ki biz ona dürtü diyoruz. Farkında olmadan istedikleri şeyler yapıyoruz. Mesela ağzımızdan bir kelime çıkıyor. Hani dilim suçlu diyorsun ya esasında o dilim falan suçmuyor. Aslında gerçek de bilinç altınızın bilinçinden daha hızlı hareket oluyor bilinçaltı o kadar hareket ediyor ki bilincimiz onu, yani mantığımız onu önüne kesemiyoruz yani. O yüzden de e, özellikle bu müzakerelerde e, ondan sonra ik, e, insanlarla bir şey iddia ederken, iknamızı kullanırken e, bu dürtlerimizi, duygularımızı farkına varmadığımız zaman onlar bizi çok e, bizi çok terk edebilir yani onlar. Çünkü onların bazıları bizim kontrolümüzle hareket ediyor. Beden değil, en temel tabii ortaya çıkan şey. Onun dışında da ağzımızdan bazen zaman zaman çıkan kelimeler. Şimdi en aslında diğer bir konu, yani bu ben çok bir atışı yaptım çünkü zamanımız kısıtlı olduğu için empati. Şimdi empati bugün en çok kullanılan kelime ee, ve çoğu insan bu empatiyi çok fazla bilerek kullanmıyor. Empati temelde karşımızdaki insanın e, duygularını, düşüncelerini, bakış açısını, yani hayata bakışını, e, inançların değerlerini anlamadan fark etmek. Çünkü yani insan tanıyacak kadar zamanımız olmayabiliyor ama insanların e, empatik olduğunuz zaman e, çok derin bir şekilde karşıyı e, baktığımız zaman karşının o andaki ruh hali anlıyor. İlk önce ruh hali. Temelde bir insana ilk karşılaştığınız anda dikkat etmeniz gereken ruh hali. Yani onun enerji seviyesi. O anda keyifli mi değil mi? Üzgün mü? Yani hem biraz duygusal e, o andaki eğilimleri bir de tabii ki ruh hali. Çok önemli bir şey. Çünkü karşısında insanın ruh haline göre sizin davranışlarınızı belirlemeniz lazım. Çünkü karşılık insana o anda ruh hali iyi değilse e, söyleyeceğiniz muhtemelen şey e, karşı taraf olumsuz algılanacaktır. O yüzden de eğer iyi olduğu zaman yani enerjik enerjik olaraktan keyifli olduğu zaman bazı insanlara bir şey yaptırabiliyoruz. İnsanlar olumsuzken her şey olumsuz davranıyor. Yani en olumlu evet diye şey bile hayır diyebilir. O yüzden empati önemli karşımızdaki insanı okumak için. E, empati e, temelde karşımızdaki insanın tabii isteklerini, arzularını düşüncelerini anlamak ve temelde tabii yönetebilmek. E, uyum sağlayabilmek. Yani ayrılmış durumda. İşte biz bunları yani renklendiriyor insanlar daha rahat anlasın diye. işte kırmızı, sarı, yeşil, mavi diyorlar. İşte kırmızılar sonuç odaklı. Maviler mükemmel etçi, detay, detaycı. E, sarılar daha çok sosyal, e, çok fazla aşırı sosyal. Yeşiller de e, daha çok ee, takım takım takıma yönelik yani daha çok takım oyuncusu ikinci adam ee, daha çok stresten e, kaçan e, takım için olmaktan daha çok e, güneye dayalı e, eğilim olan kişilik. Bu dört işte farklı eğilimleri var, farklı davranışları var. O yüzden karşımızdaki insanın ne olduğunu hemen tanıyabilirsek ona göre mesela çünkü çok sonuçta odaklı olan bir insanda çok konuşursak e, Mavi karakter dediğimiz yani çok mükemmel bir insanda da çok böyle sonuçlara gidersek o da ürker, tepki verebilir yani o daha çok bilgi odaklıdır. Sarı dediğimiz sosyaller daha çok sohbet ederek arkadaş olmayı öncelikle tercih ederler. Yeşiller daha çok ilk önce size güvenmek isterler, siz tanımak isterler. Çok fazla böyle açılmazlar, temkindirler. Çünkü zarar görmekten korkarlar. O yüzden de bu farklı farklı insanlara kendimizi tanımak suretiyle onlarla uyum sağlamamız lazım. Yani bizim ne olduğumuz önemli değil, karşımızdaki insanın ne olduğu çok önemli ve bizim de o anda karşımızdaki insanın karakterine, kişiliğine göre ve ruh haline göre bir strateji belirlememiz gerekiyor. Evet, empati, yani burada tabii resimde anlatıldığı gibi, iletişim güçlendiren bir şey. Çünkü iletişimin en temelinde, en altına yatıyor, güveniyor esasında. Yani bugün esasında pazarlama da aynı şey, yani... Bugün pazarlama ne satıyor size? E, güvenilir markaları satıyor, yani gü, güveni satıyor esasında. Yani e, sürekli satıyor, güveni satıyor. O yüzden de insanın en ihtiyaç duyduğu e, duygu güven ve bu güveni de sağlamanın birçok yolu var. E, bir tanesi iletişim. E, doğru iletişim kurduğunuz zaman karşıdaki insan bize güveniyor ve güven zaman ne yapıyor temelde bize daha çok bilgi veriyor, e, daha çok şey anlatıyor, daha çok şey paylaşıyor. Bu da ne yapıyor bizim esasında? O andaki ee, davranışlarımızı, konuşmalarımızı hepsini belirliyor. O yüzden bir en önemli şey karşımda insanı ne kadar konuştabiliyoruz, e, ne kadar bize güveniyor. Şimdi e, burada birkaç tane güzel internetten benim bulmuş olduğum empati ile ilgili resimler var. Ee, çok farklı çok farklı şeyler görüyorsunuz burada. Ee, ama tabii empatiyle sempati karıştırmayın. Çünkü sempati karşıdakiyle aynı duygulara sahip olmak, empati ise. Kendimiz duygusal durumumuzu bozmadan karşımızdaki insanı anlayıp onun ona uygun bir şekilde davranmak ve tepki vermek oluyor. Yani çok farklı. Çünkü karşıdaki insan gibi davrandığımız zaman kendimiz gibi olmazsak o zaman aslında çok önemli olan gücümüzü kaybetmiş oluyoruz. Onun gibi olduğumuz zaman da ikna edici olamıyoruz. Yani bizim kendimiz gibi kalıp ama karşının istediği şekilde bir iletişim kurmamız gerekiyor. Şimdi biraz da şeye geçelim. Mesela pazarmanın temeline gelelim. Mesela pazarmada satışta da atıştada, ...temelde iki şeye dayanıyor... ...acıdan kaçmak, hazı yakalamak... E, ...yani veya kazanmak, kaybetmek... ...yani insanda iki türlü eğilim var... İnsan herhangi bir şekilde bir eyleme geçmeden önce... E, ...ya herhangi bir... ...duygudan kaçmaya çalışıyor, yani kaybetme duygusundan... ...veya bir şey kazanmak istiyor, haz... ...yani bugün özellikle mesela sigorta... ...insanlar alırken daha çok... ...acıdan kaçmaya çalışıyor ama... ...ne bileyim gidip de... E, ...Kapadokya'da... E, şey e, ...balona bindiği zaman... Orada biraz daha e, hazla doğru gidiyor yani insanların eğilimleri farklı o yüzden de temelde karşımızdaki insanların e, daha çok hani e, e, kazanmak odaklı mı yoksa daha çok e, güven odaklı mı olduğuna karar vermeniz lazım bu çok önemli bir şey. Çoğu insanın herkesin eğilim farklı. E, mesela renkler de önemli karakterler. Mesela kırmızı karakterler. mesela ben kırmızıyım mesela daha çok haz odaklıyım çünkü çünkü hırslıyım bir şeyi başarmak istiyorum, risk alabiliyorum ama mesela eşim mesela benim, yeşil karakter, tam tersi o da mümkün olduğu kadar e, kendisine zarar gelmesi istemediği için tempin davranıyor, aşırı temkinli. Yani neyse, şey, yenilikleri kapalı, yeni bir şey almak istemiyor, e, ona da değişime kapalı, e, çok çabuk adapte olamıyor orta, o, o, ortamlara. Hep bu tip ortamdan kaçıyor yani tam zıt esasında. aslında. O yüzden karşımızdaki insanın karakteri çok önemli. Yani bizim de, e, onu bilmezsek e, iknada da veya satışta çok zorlanabiliriz. Kişi ilk önce birkaç soru soraraktan o kişinin eğilimlerini bilmeniz gerekiyor. Şimdi ikna ile ilgili 10 sıra lazım benim bu bütün anlatacaklarımın 10 temeli soru bunları açıklayacağım. Mesela inanç çok önemli bir şey. İnan, inancı kadar önemli bir şey yok. Yani insan bir şey inandığı zaman dünyayı öyle algılıyoruz. Yani nasıl inanıyorsak öyle görüyoruz. Ne, ne demek esasında bu? Şu demek, e, insan bir şey inandığı zaman inanmadığı her şeyi Kötülüyor zihninde. inandığı her şeyi de e, övüyor. E, bu mesela, en çok mesela politikada oluyor bu. E, ondan sonra dinde oluyor, futbolda oluyor. Yani böyle çok uç noktalardaki sivri konularda inançlar çok keskin oluyor. E, ve biz tepki verirken hiç bu doğru mu yanlış mı diye düşünmeden direkt inandığımız konu konu neyse o konuda dünyayı algılıyoruz ve o konuda tepki veriyoruz. O yüzden e, insanları bir şekilde ikna ederken kesinlikle ve kesinlikle inançlarını değiştirmeye çalışmayın. Yani bu yapacağınız en büyük hata olur. Yani insan inancını değiştiremezsiniz. Ee, ama onun bakış açısını değiştirebilirsiniz. Yani insan ama temel inanç bugün dünyanın zaten bu halde olmasında en büyük şey bu. Mesela şu anda mesela aşı konusu var. Aşıya inananlar var, inanmayanlar var. Aşıya inanmayanlar aşıyla ilgili tüm kötü haberleri e, takip ediyorlar. Aşıya inananlar tam tersi aşıyla ilgili olumlu haberleri görüyorlar. Yani aynı şeye bakıp hepimiz farklı şeyler görüyoruz. Farklı şeyler okuyoruz fakat farklı şey algılıyoruz. O yüzden inanç bu en temel kavram. İkinci kavram hedef belirlemek. E, i̇nsanın e, etkili olması için ne yaparsa yapsın bir hedef belirlemeli ve o hedef doğrultusunda hareket etmeli. O yüzden de ikna da e, mesela bir insanı ikna ederken esasında ufak ufak kendimizi hedef belirlemeliyiz. Ben esasında ne konuda ikna etmek istiyorum deyip esasında ilk önce o hedefimize gitmemiz gerekiyor. Bir insanı komple her konuda ikna edemezsiniz ama mesela belki ufak bir konuda ikna edebilirsiniz. Örnek vereyim mesela yeni, yeni bir şirkete yeni bir şirkete satış yapmak istiyorsunuz. Orada başka bir firma var veya orada farklı bir marka var. E, o markayı da e, firma ne bileyim 20 yıldır kullanıyor diyelim. O markayı artık bütünleşmiş durumda ve o markayı değiştirmeye kesinlikle kabul etmiyor. Siz bunu değiştiremeyeceğinize göre mesela diyelim birisi eti kullanıyor birisi ülke kullanıyor değil mi? Bunun arkasında biraz da inanç da var. Temelde baktığınız zaman. Siz bu kişinin bu tüketim alışkanlığını değiştiremezsiniz. Yapmanız gereken şey karşı insanı değiştirmeden çok ufak bir deneme ile kişinin esasında sempati yaratmak çok fazla onun risk almadan, çok fazla baskı atmadan, onun inançlarını fazla e, değiştirmeye çalışmadan o kişiye belki e, o markanın farklı bir ürününü denetmek suretiyle kişinin bakış açısını o karşı değiştirebilirsiniz. O yüzden e, çok e, zor ikna edecek durumlarda yapmanız gereken şey karşıyı çok rahatsız etmen, çok minik bir adım ataraktan e, içeri girmek öncelikle ilk izlenim çok önemli bir şey. Ee, i̇nsan ön yargılı bir varlık. Bunun arkasında da yaşama dürtüsü yatıyor. Çoğu insan hayatta kalmak için, kendini korumak için inanılmaz ön yargılarımız var. Ee, bu hem hızlı karar vermemizi sağlıyor, hem de karşıdan gelecek olan zararlara karşı kendimiz korumamız gerekiyor. Ve bu ilk izlenim maalesef 3 ile 9 saniye arasında gelişiyor. Hatta 7 saniye de var. Yani biz kapıdan girdiği anda esasında bizim bilinçaltımız o kişi hakkında bir not veriyor ve o da kolay kolay değiştirmiyor. Özgüven, e, dördüncüsü özgüvenli esasında kendimize ne kadar güvendiğimiz, ürünümüze, şirketimize, yaptığımız işe. E, bu da esasında bizim ses tonumuzu, beden dilimizi ve konuşma tarzımızı etkiliyor. Bir konuda eğer konuda özgüvenli olamayız, e, belli konular güvenli olabiliriz. Özgüven biraz da esasında kendimizle alakalı bir şey. özgüven insanı daha fazla risk alıyor. Mesela özellikle tanımadığı insanlar üzerinde tanımadığı bilinçlikte daha güçlü oluyor. O da esasında diğerlerine göre daha başarılı olmasını sağlıyor. Yani bir konuda için biraz özgüvene ihtiyacımız var. Ee, karşı insanı en kolay ikna etmenin yolu karşı ilk önce takdir etmek. Yani e, ilk karşılaştığınız anda samimi övgü ve takdir karşı insanın bize sempatiyle bakmasını sağlar. Yani karşıya bir kompliman edin mesela. Yani saçını taçını Mesela çalıştığı odasını beğenebilirsiniz veya odasındaki bir resmi olabilir veya işte ne bileyim yaptığı işte takdir edebilirsiniz. Alışkanlık Türkiye'de takdir etmekten çok ona könyesi yönü... var ve tabii ki bu iyi bir davranış değil. O yüzden takdir övgü de biraz alışkanlıktır ama insanların iyi yönlerini bulmaya çalışırsanız en sonunda bulursunuz. E, karşımızdaki kişiyi tanımak önemli bir şey. Dediğim gibi ilk önce kendimizi tanıyacağız. Sonra karşımızdaki insanı tanıyacağız. E, bu karşımızdaki insana göre nasıl bir strateji izleyeceğimizi e, belirler. Karşı insanı tanımadığımız takdirde nasıl davranacağımızı, nasıl konuşacağımızı e, ne şekilde karşının fikrini değiştirebileceğimizi bilemeyiz. O yüzden de önce nasıl tanıyoruz karşımızdaki kişiyi? Bir bir kere e, tabii ki biraz zaman, tecrübe gerekiyor bu. Yaşla alakalı bir şey. İkinci konu soru sorarak e, dinleyerek e, üçte e, kişiye belli konularda özellikle bu inanç değerleri ilgili sorular soraraktan kişiyi biraz daha e, en başına tanımak suretiyle e, çok daha rahat ikna edebiliriz. İnanç değerleri bahsetmiştim. Bakış açısı vizyon önemli bir şey. Aslında insanın en çok çatıştıkları nokta bu. Yani insanlar aslında e, bakış açıları, vizyonları farklı olabiliyor ve e, burada e, Karşımızdaki insanı dinlemeden bir konuda e, ikna çalıştığımız zaman e, ne oluyor? Çatışma oluyor. O yüzden aslında en akıllı olan şey mümkün o kadar çok soru sorarak dinleyerekten e, bu tip hatalardan uzak durmak ve kişiye esasında anlamak suretiyle onun bakışına uygun bir şekilde ürünümüzü e, pozisyonlamak e, veya o şekilde bir iletişim kurmak. E, Çoğu insan bunu yapmadığı için ne yapıyor mesela genelde satışçı insanlar? Gidiyor, hiç dinlemeden gidiyor ürününü anlatıyor. Ürünün iyi olduğunu söylüyor. Güzel bir sunum hazırlıyor. Karşı hiç dinlemiyor. E karşı da bu konuda ortadan tepki gösteriyor. Çünkü o ilk önce e, dinlenilmek istiyor. Kendi fikrini söylemek istiyor. E, ve onun fikrini farklı bir şey söylediğin zaman da iyi mi kötü mü diye bakmadan direkt olaraktan eleştiri getiriyor veya da e, direnç gösteriyor. E, i̇nsan... İnsanlarda ego var hepimizde. Hepimizin farklı egoları var. Ve hepimizin e, farklı duyguları var. E, bunları iyi yönetmemiz gerekiyor. Özellikle çatışmalar e, ego ve duygulardan kaynaklanıyor. Karşı insanın e, saygı göstermezsek en saygı çok önemli bir şey. E, saygı göstermesiz zaten e, karşının egosunu onurlandırmış e, oluruz. E, bizim yapmamız gereken şey esasında karşımızdaki insanın e, bulunduğu konuma göre, gerek göre onu ilk önce övmek, takdir etmek. Ondan sonra da kişinin benim inançlarıyla çok fazla çalışmadan bir şekilde bakış açısını değiştirmek suretiyle hedefe gitmek. Duygular da olacaktır. Yani hem bizde duygular oluyor hem karşıda oluyor. Bunları doğru yönetmek lazım. Özellikle evliyoruz korku ve öfke en temel iki korku, iki, iki duygu. Ee, en çok zor çektikleri konu bu iki duyguyu yönetmekte. Ee, i̇nsanlar öfken, öfkenebiliyorlar veya korkabiliyorlar. E, çoğu da bunun şey tepkisi oluyor e, mesela çoğu insan mesela değişime kapalı e, siz onu ikna etmeye çalışıyorsunuz İkna ettiğiniz zaman çok gereksiz bir çıkışta bulunabiliyor veya e, e, sesini yükseltiyor bunun arkasında esasında değişmekten korktuğu için kendi korumak için gelinden fazla tep gösteriyor değil mi? o yüzden çok ilk başta çok yumuşak gitmek lazım e, aksi takdirde yani en başına beta yaparsınız zaten ilerleyemezsiniz. Ve tabii ki karşımızdaki insanın bedenli bir sözcüklerini yanımızda. Bu konuyu zaten yapacağım. Şimdi insanın esasını ikna etmek için en önemli bir şey kendisi. Hani diyor akbaş en önemli ikna aracı nedir? En önemli ikna aracı kendisi ikna edebilmek. İnsan kendi ikna edemediği konuda başkasını ikna edemez. Yani bu mesela şöyle söyleyeyim. Mesela kırmızı karakterli insanlar bunu başarabiliyor esasında. Yani inanmadığı bir şey satabiliyor. Ama mesela yeşil karakterler ee, bunu kolay kolay yapamazlar çünkü onlar için e, dürüst olmak çok önemli bir şey, adil olmak gibi e, çok temel değerleri vardır. O yüzden de bu insanlar kolay kolay ka, e, satış çektiğinde bu tip karakterler zaten satışta çok yer almıyorlar. Mesela aynı şekilde maviler, yani mavi yeşiller genel zaten satışta çok fazla olmaması gereken renkler. Biz çok fazla mükemmelçi, doğrucu, öbürsü de çok fazla e, insanları. İşte baskı yapmaktan, insanlara ters düşmekten, kavga etmekten bu konu uzak durmaya çalışan karakterler. O yüzden genelde en en kolay kırmızılar yani sonuç şeyde odaklılar ve sarılar onları insani ilişkilerini kullanmak suretiyle karşı ikna ediyorlar. Ama dediğim gibi hem kırmızı hem sarıda öncelikle kendini kendi ikna etmesi çok önemli. Şimdi algı diye bir şey var. Aslında siz beni daha iyi biliyorsunuz. Pazarlama okuyorsunuz. E, hayatta her şey algılar üzerine çalışıyor. E, o yüzden de algı esasında satışta veya ikna da nerede yer alıyor? Şöyle, biz bir konuda kendimizin e, başarılı olacağına inandığımız zaman e, gerçekten başarılı olabiliyoruz veya başından başarısız olduğunu düşündüğümüz zaman da başarısız oluyoruz. E, o yüzden bir genelde bir görüşmeye gittiğimiz zaman karşımızdaki insanı bize üstün görürsek veya işte onun ikna edemeyeceğimizi düşünürsek muhtemelen ikna edemeyecektir. Veya tam tersi onun çok kolay olduğunu ve ikna edeceğimizi düşündüğümüz zaman ikna ediyoruz. Yani aslında bugün futbolda bu çok görüyoruz aslında. Galatasaray, Fener maçları arasında çok olur bu. Yani sağ çıkmadan futbolcular kazanacaklarını, kaybedeceklerini aşağı yukarı bilirler ve sağ çıktığı zaman da e, sonuçlar bunu gösterir. O yüzden esasen maçlar maçtan önce kazanılır ve kaybedilir. Mesela bununla ilgili Netflix'iniz varsa Michael Jordan'ı e tavsiye ederim. E Michael Jordan şöyle diyor. Ben diyor her defasında hırslanmıyordum. Ama diyor bir, bir şey buldum diyor. Strateji buldum. Her maçtan önce muhakkak karşı takımdan birisi kendime düşman ediyordum. Ve ona göre bütün maçı sonuna kadar hırsımı kaybetmeden mücadele edebiliyormuş. Yani başına kendi bir düşman buluyor ve onunla uğraşıp bütün maçı e, maksimum motivasyonla sürdürebiliyor. E, kendisi iyi tanıyan birisi. E Muhammed Elden iş yaparmış. Muhammed Ali mesela ringe çıkmadan önce karanlık bir odaya gidermiş. Bütün maçı zihninde oynarmış. Sahaya çıktığım zaman diyor ben yani ringe çıktığım zaman ben maçı yani diyor maçı kazanmış olarak çıkardım diyor. Yani o yüzden sporcular esasım bunu çok iyi yapıyor. E çoğu e, e zihinlerinde oynuyorlar. Yani bütün müsabakayı futbolcular da işte e, sporcular da başından e, kazanıp kaz kaybetme konusunda zihinlerini zaten bir karar vermiş olarak çıkıyorlar. Ee, inanın o kadar önemli ki algı. Algı sizin çalıştığı zaman da e, çok daha başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Evet şimdi ikna iki türlü yapalım. Ee, etkilemek ve ikna etmek. Ee, etkilemek esasında önce geliyor, ikna etmek sonra geliyor. Yani bir insanı siz ikna etmek için önce insanı bir kere etkilemeniz lazım. Yani dikkatini çekmeniz lazım. Daha sonra ikna etmeniz gerekiyor. Bahsettiğim gibi önce kendinizi ikna etmeniz lazım. Kendi ruh halinizi yükseltmeniz lazım. Ne demek bu? Yani siz enerjiniz düşükse, Özellikle telefon satışta veya yüzle satışta çok fazla başarılı olamazsınız. O yüzden enerjiniz yüksek olduğu zamanlarda satışa çıkın veya zor bir konuda ikna edin. Çünkü enerjiniz yüksek zaman enerji bulaşıcı olduğu için e, karşı da sizin enerjinizi alacaktır ama sizin tam tersi. Evet, o yüzden yapacağınız en daha yüksek seviye çıkarmak ve bu da kendi tanımakla oluyor nasıl enerji çıkaracaksınız değil mi? Olay o. Ee, her insanın farklı. Mesela ben buraya çıkmadan önce mesela ben bugün ne yaptım? Saat e, 7'de uyudum. 7'yi 12 gece kalktım. Mesela ben akşam yemekten önce 12 dakika uyuyorum. Ee, bunu düzenli yapıyorum. Yani bunu çok zor insan yapıyor ama bundan aşağı yukarı 11 yaşından beri yapıyorum. Yani günde 2-3 kere 10-11 dakika uyuyabiliyorum. Okuldan gelen bir alışkanlık ama e, çok iyi hissediyorum. E, o veya bu mesela bu enerji bir ikinci ikinci şey motivasyonu arttıracak e, şeyler okumak veya bir müzik dinlemek, e, kahve içmek, çikolata yemek, işte gerektiği zaman takviye kullanmak. İşte bunlar önemli. Bunları bilmezseniz siz doğal enerjinizi doğal enerjinizde her dakika en yüksek enerji sahip olamazsınız. O yüzden enerjinizi iyi anlayıp bunu nasıl yükselteceğinizle ilgili herkesin farklı metotları var. Yani herkesi aynı şeyi yapınca aynı sonuçta elde etmiyor. Mesela ben mesela canlı yana çıkmadan önce şınav çekiyorum mesela değil mi? Enerji bu kadar yüksek oluyor ki enerjimi düşürmem lazım. Yani bazen enerjimi düşürmek zorunda kalıyorum, bazen çıkarmak zorunda kalıyorum. O, o çok önemli. İnanç ee, inanç ve değer sistemi önemli. Dediğim gibi burada kendinizi tanımakla ilgili bir şey. Şimdi standartlar önemli bir şey. Mesela bugün Türkiye'de benim danışmanlık verdiğim yerde en çok sıkıntı çektiğim şey askeri ücret, ücretli çalışan bir insana pırlanta yüzük sattırabilmek. Şimdi çok büyük Türkiye'de olan şey. Gidiyor adam Beymen çalışıyor ama adam ayda az ücret alıyor sattığı elbisenin değeri 20 bin lira, adam, adam belki 20 bin lira bir yılda kazanıyor. Şimdi bu insanın o e, kadar çok parayı e, şey yapması, e, pahalı bir şeyi satabilmesi için inanması ve o e, o standartta olması çok önemli bir şey ama maalesef Türkiye'de özellikle perakende sektöründe böyle bir imkanımız yok. İnsanlar genelde çok düşük ücretlere çalışıyorlar ve tabii bu tip insanlar da e, karşı insanlara ihraç konusunda başarılı olamıyor. Bunu çok iyi yapan satıcılar gerçekten inanılmaz e, satışlar yapabiliyorlar. E, o yüzden standart önemli bir şey. Aynı şekilde mesela servis sektöründe bu sıkıntı var. Mesela gidiyorsunuz bugün çok lüks bir restorana veya kafeye gidiyorsunuz. E, siz ne bileyim ben çok oldukça düşük gelirli bir insansınız. E, gidip müşterinize e, rahat sohbet edemiyorsunuz mesela. Şimdi sohbet belki o e, çok daha fazla satış yapabileceksiniz. E, daha yüksek e, nitelikli bir şarap veya kişinin daha fazla tüketmesine e, e, teşvik edeceksiniz ama kendiniz o standartta olmadığı için hem e, şaraptan adını bilmeyebilirsiniz, işarette şarap içmemiş olabilirsiniz, işarette pro içmemiş olabilirsiniz. Ya yani bu standartta önemli bir şey. O yüzden insanlar e, oldukları e, ne olursa olsun kişi standartını olmak istediği seviyede bir şekilde onu hayal edip onun gibi davranmalı. Yani siz yani cebinize 3 bin lira var ama cebinizde 300 bin lira var gibi davranmalısınız. Ee, bu da tabii ki yine dediğim gibi tecrübeyle kazanılan bir şey. İşinize inanmakla ve kendinizi geliştirmekle alakalı bir şey. Odaklamak önemli bir şey. Bakın bu en pazar mı hem, hem satışta çok önemli bir şey. E, ee, nereye odaklanıyorsak ona göre davranıyoruz. Mesela çoğu satıcı fiyata odaklanıyor. O yüzden de hep düşük fiyattan satmak zorunda kalıyor. Ee, orada değer odaklansa ki pazar bugün değer satış üzerindedir dünyada. Ama çoğu bunu beceremez. Bir e, de fiyatta karşı ikna etmeye çalışır. O yüzden e, nereye odaklanıyorsanız karşı tarafta oraya odaklanıyor. O yüzden sizin odaklandığınız nokta veya vizyonunuz, bakış açınız karşıya da bulaşıyor. O yüzden mümkün olduğu kadar odağınız gitmek istediğiniz yönde olması gerekiyor. Yani değer tarafında olması gerekiyor. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.